Başla. Arkadaşlar herkese selam. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Bugünkü konu herkesin genelde yaşayacağı ya da hala yaşayan insanların olacağı şişkinlik problemi ve benim de yine yaşadığım mide yanması, şişkinlik ve gaz problemi. Bu konuda çok çok fazla inanın her yolu denemişimdir. Bütün supplement, ürünler, aklınıza gelecek her şeyi yapmışımdır. Ve bu konuda benim gibi bu problemi yaşayan insanlar varsa diye onları çözüme kavuşturmak için açıkçası bu videoyu çekmek istedim. Öncelikle ben bir doktor değilim. Sadece yaşadığım ve çözümlediğim bu süreçten bahsetmek ve siz de kendinize uygun yerlerini alıp kendinize uygulamanız, uyarlamanız için bahsetmek istiyorum. Not aldığım birkaç madde şey var. Bunların üstünden gitmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle en başta şöyle söyleyeyim. Bu çok ciddi bir rahatsız edici bir problem. Şişkinlik, gaz, hani çok fazla gaz çıkarmak da bir problem. O şişkinliği yaşayıp gaz çıkaramamak da bir problem. Şimdi nereden başlayacağım? Açıkçası bir numarada besinlerden başlayacağım. Yani evet bir sürü ben sporcu kısmından bahsedeceğim tabii ki. Diyetlerimizi oluştururken pirinç, tavuk, et, balık, işte yulaf vesaire. Bunların hepsi sporcu beslenmesinde olan besinler. Ama buradaki kilit nokta aslında hangi besinin seni rahatsız ettiği ve öyle bir şey ki hiç kimse oturup sadece pirinç yiyip beklemiyor ya da sadece yulaf yiyip beklemiyor. Yulaf yiyor, yanında yumurta yiyor, yumurta beyazı yiyor. İşte mesela badem ezmesi yiyor ya da yanında yeşillik de yiyor. Buradaki bence kilit noktalardan bir tanesi hangi öğünden sonra rahatsız oluyorsan, yaklaşık 1,5-2 saat sonra şişkinlik hissetmeye başlıyorsan o öğünle bir uğraşman lazım. Acaba hangi besin seni rahatsız ediyor diye. Şimdi onun haricinde bunun daha aşağıda da yine bahsedeceğim. Onun haricinde 2 numarada ben mide koruyucuları koydum. Şimdi buradaki kilit nokta şu. Mide koruyucu kullanman için öncelikle mide asidinin çok fazla oluyor olması lazım ki sürekli midenin yanması ve böyle acı su geliyor denir ya, hani öyle bir durum olması lazım. Fazla mide asidini dengelemek için aslında mide koruyucu kullanıyor ya da işte midende yara varsa, gastrit, ülser falan, bu tarz şeyler varsa mide koruyucu kullanılıyor. Yani eğer sürekli olmuyorsa bu durum, sürekli olmuyorsa bence anlık Gaviscon gibi, hani miden yandığında onu baskılayacak bir şey kullanmak daha mantıklı. Bu konudaki benim düşüncem. Ama bu sürekli oluyorsa, sürekli bir mide yanması varsa ve bunu besinle çözülmüyorsa, yediğin besinlerle alakalı çözülmüyorsa mide koruyucu kullanılabilir. Ve emin olun Nexium, Lansor, bunlar bile arasında farklı. Hani Nexium kullanıp da iyi hissetmeyen biri Lansor kullanıp iyi hissedebilir. Bunu da deneyimlemeniz lazım. Ben de kesinlikle deneyimledim bunları. Yıllarca uzun sürede kullandım. Bu arada bunu doktordan endoskopi vesaire yaptırarak ondan sonrasında doktorun kullanmamı gerektiğini söylediği için kullandım. Ve birçok farklısında kullandım. Üçüncüsü asit dengesi diye not almışım. Bu neden? Şimdi bazı sporcular görüyorsunuzdur. Uyandığı zaman elma sirkesi gibi asitli bir gıdayı sabah aç karnına içiyor. Evet, asit proteinlerin ve midedeki besinlerin parçalanması için lazım. Ama yine buradaki bir nokta. Bu sende azsa lazım. Zaten mide yanması yaşayan bir insan ekstra olarak elma sirkesi kullanırsa daha fazla asit. Yani bu onun daha fazla mide yanmasına sebep verir. Yani herkes kullanıyor diye senin de kullanman iyi bir şey olmayabilir. Bunu da yine bence iyi bir detay olduğunu düşünüyorum. Ona göre kullanmak lazım.
Evet, dördüncü başlık yine. Şişkinliği yapan besini bulma. Şimdi ben size genel hatlarıyla söyleyecek olursam en az şişkinlik yapan besinler ve bu arada şunu da söyleyeyim. Besin intolerans testleri. Açıkçası bana çok tutarlı gelmiyor. Yaptırmadım mı? Yaptırdım. Kandan da verdim. Saçtan da örnek verdim. Her birisinde farklı şeyler çıktı arkadaşlar. O yüzden ben çok tutarlı görmüyorum. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama bence tutarlılığı nedir? Yani o konuda aklımda benim soru işareti var açıkçası. Şimdi şişkinliği yapan besin. Ben bunu nasıl mı çözdüm? Çok basit. Yani çok basit derken aslında çok basit değil. Bu çok uzun bir süreçti benim için. Şimdi en az şişkinlik yapan besinler en başta pirinç gelir mesela, karbonhidrat kaynağı olarak. Pirinç çok güzel bir besindir. Şişkinlik yapmayan. Rice cream olabilir. Pirinç unu olabilir. Yani öğütülmüş. Burada çiğneme faktörüne de geleceğim ama öğütülmüş. Bu da çok önemli. Rice cream'de evet tatlandırıcı var ama tatlandırıcıların bazıları rahatsız eder. O yüzden ben rice cream'i de genelde, inanın, daha az şişkinlik yapar rice cream. Toz öğütülmüş halde olduğu için. Onun haricinde mesela yumurta akı. Bu genelde hem alerjeniktir hem de şişkinlik yapabilecek bir besindir. Bir bakarsın yapıyor mu? Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Mesela yumurta yiyip kusan insanlar var. Yani resmen vücudu buna inanılmaz bir tepki veriyor. Hani bu adam yumurta yemek zorunda değil yani. Hani bu adam yumurtayı zorla yese ne olacak? Hani ben böyle bakıyorum. Bu adam demek ki bu besinden yararlanamayacak abi. Bu vücudu bunu istemiyor yani. Çok açık. Onun haricinde tavuk. Bir tavuk yersin. Bakarsın o şişkinliği hissediyor musun? Eğer öyleyse değiştirirsin. Beyaz balık yemeyi denersin. Arkadaşlar balık, inanın bana, ben yani birçok besin denedim. Tavuk, hindi vesaire ama beyaz balık gibi sindirebildiğim hiçbir şey yok. İnanın yani açık ara bunu, beyaz balığı deneyebilirsiniz protein kaynağı olarak. Makarna yapabilir abi. Yüksek oranda şişkinlik yapabilir. Ben de yapıyor. Glutensizi bile yapıyor. Denemek lazım. İşte herkes de yapacak diye bir şey yok. Ama mesela pirinç bu konuda emin olun en düşük orandadır. Yapan yine olabilir ama en düşük orandadır. Yulaf bende hiç yapmıyor ve aksine bağırsaklarımı da çok düzgün çalıştırıyor. Ama yulaf yiyip perişan olan bir insan yulaf yemek zorunda değil arkadaşlar. Rice cream yer, direkt pirinç yer. Bu. 5. Çok fazla yeşillik ya da her öğünün yanına yeşillik koymak. Hemen bahsedeyim. Arkadaşlar sürekli yeşillik yerseniz emin olun şişkinlik yaşayacaksınız. Hani o şişkinliğimi alsın ya da işte yeşil sebze bana iyi gelecektir, işte sindirim sistemime iyi gelecektir diye tüketirseniz emin olun abartı yaptığınız her şey size şişkinlik yapacaktır. Çünkü lifli. Mesela örnek veriyorum, deneyebilirsiniz. Blender'dan maydanoz, işte ne bileyim salatalık, marul falan, bunları geçirin, tamam mı? Öğünlerin yanında bunu için. Ya da işte günde bir iki kere için, çok sağlıklı diye bir iki kere için. Emin olun çok zor tuvalete çıkarsınız ve inanılmaz şişkinlik yaşarsınız. O yüzden öğünlerde belli miktarda yeşillik yiyin arkadaşlar. Antrenman öncesi sonrası öğününe ben mesela yeşillik koymuyorum. Koymayın sindirim için. Bu benim önerim. Kesinlikle tavsiyem. 6 numaraya spazm çözücüleri koymuşum. Nedir bunlar? İşte Tribudat, Debridat gibi ilaçlar ya da işte Metospazmi gibi spazm çözücü, yani o çok şişkinlik anında seni rahatlatacak ilaçlar, gaz çıkarmana yardımcı olacak ilaçlar var. Ben verim aldım mı? Almadım. Sıfır. Bence kullanmamak çok daha mantıklı. Çünkü bence gerçekten bir işe yaramıyor. Ama çok zor durumda kaldığında denenebilir mi? Denenebilir. Mesela pankreaflat gibi hem içinde enzim bulunan hem de gaz çözücü olarak yardımcı olacak bir ilaç. Bu bende olmadı, verimli olmadı bu ilaçlar ama belki sizde olabilir. En basitinden metospazmi deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi
Bence bu işteki spam çözücülerin çok bir iş gördüğü. Zaten etkinliği net kanıtlanmamış diye ben okumuştum. Evet, önemli noktalardan bir tanesi daha hızlı yemek yemek. Bir yemeği bir çok hızlı yiyin, ta 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 hemen yiyin. Bir de yavaş yavaş çok çiğneyerek yiyin. Dehşet bir fark olacaktır. Bunu da yine açık ara görebilirsiniz. Çünkü siz sindirim ilk ağızda başladığı için çok fazla çiğnemezseniz, benim gibi, ben çok hızlı yemek yerim. Yersiniz, kesinlikle şişkinlik yaşarsınız. Çünkü ağzınızda çiğneyip sindirmediğinizi bu sefer mideniz uğraşıyor olacak. Besinleri daha... şöyle bir şey not almışım. Besinlerin daha küçük parçalı halleri. Yani mesela pirinç değil, rice cream. Rice cream'i de her öğün yiyemezsin. Çünkü çok fazla tatlandırıcılı gıda alacağın için. Ama mesela yulaf değil de toz yulaf olabilir. Yani daha besinlerin mikronize edilmiş, hani çiğneme konusundaki şeyi önceden yapılmış olanı. 9. maddede tatlandırıcı farkları var arkadaşlar. Tatlandırıcılar, bütün tatlandırıcılar emin olun aynı değil. Bir defa doğada bulunan ve doğal olanı stevia. Yani stevia doğada bulunan doğal bir tatlandırıcı, bitkiden elde edilen. Kalanlar doğal olmayan. İşte Splenda, işte Steviol, işte ondan sonra, yok pardon, Splenda, Mannitol falan bir sürü bir şey var. Bunların en şeyi, en problemlisi poliyeler. İçinde poliyeler olan bir tatlandırıcı, emin olun, bağırsak floranızı perişan edecektir. Şimdi birkaç tane daha tabi tatlandırıcı var. Hepsinin adı şu an bir anda aklıma gelmedi de. Sonuç olarak kullanacaksanız tatlandırıcılardan stevia kullanın derim ben size. Şekersiz içecekler bence hiçbir problem arz etmiyor. Ama gazlı şekersiz içecekler çok fazla şişkinlik yapabilir ama dediğim gibi herkes yapacak diye bir şey yok. Tatlandırıcılardan benim önerim stevia olanı kullanın. İçerisinde stevialı olanı, yani bu tarz şeylere dikkat edebilirsiniz. 10. maddeye probiyotikleri koymuşum. Ben Yasemin'e bu konuda hep, mesela Yasemin bana der ki, Mami zaten işe yarayan bir şeyi daha iyi yapmak için neden uğraşasın? Yani bir şey zaten iyi çalışıyor. Örnek veriyorum. Mesela benim bağırsak floram çok düzgün çalışıyor. Ya da mesela tiroidlerim çok düzgün çalışıyor. Daha iyi çalışsın diye bir şey bence Yasemin'in de deyimiyle yok. Yani bu bunu bozmak anlamına geliyor. Şimdi probiyotik. İşte zaten sen düzenli tuvalete çıkıyorsun, her şey yolunda. Ya ben probiyotik alayım da daha da düzenli olsun diye bir şey yok. Bu sefer emin olun fazla probiyotikten yine gaz olur. Çok fazla bakteriden dolayı o da gaz yapabilir. Ama bir de probiyotikler de kendi içinde ayrılıyor. Gaza yönelik olan probiyotikler var. İşte onun haricinde ishale yönelik var, kabızlığa yönelik var. Hepsi farklı. Tutarlı bir probiyotik seçmeniz lazım. Onun da içinde bir sürü ayrılıyor. Ben onu da denedim. İçerisinde sadece şişkinliğe yönelik olan probiyotiği denedim. İnanın çok bir farklılık görmedim. Şu an sorarsanız probiyotik kullanıyor muyum? Kullanmıyorum. O yüzden eğer ki sistem işliyorsa ekstra bir şeye gerek olmadığını düşünüyorum. 11. maddeye bu biraz kabızlıkla alakalı bir şey koymuşum. Makrogol 4000 diye geçiyor. Neden bunu koydum? Şimdi arkadaşlar, Makrogol 4000 bağırsağı tembelleştirmeyen bir laktasif diye geçiyor. Yani sizi tuvalet kabızlığınızı atlatacak fakat bağırsağınızı tembelleştirmeyecek. Mesela Dulcolax gibi, Dulcolax ya da işte sizi çok hızlı tuvalete çıkartacak bazı laktasifleri kullanırken bağırsağınız tembelleşir bunu sürekli kullanırsanız. Yani müsilleri sürekli kullanırsanız bağırsağınız tembelleşir. Bu sefer kullanmadığınız zaman tuvalete çıkamazsınız. Ama bu Makrogol öyle değil. Eğer ki kabızlık problemi yaşıyorsanız bence kesinlikle Makrogol 4000 kullanabilirsiniz. 12'de enzim tabletler var. Kaç çeşidini kullanmışımdır Yasemin enzimleri? 100. Bir şey söyleyeyim mi? Yasemin bilir. Yani gördüğüm her enzim tabletini almışımdır.
hepsini denemişimdir. Tozunu da denemişimdir. Farklı markaları da denemişimdir. Arkadaşlar emin olun, bana sorarsanız hiçbir işe yaramıyor. Yani hiçbir işe yaramıyor demeyeyim ama böyle korkunç bir farklılık elde etmiyorsunuz. O yüzden enzim eksikliği vardır vücudunda, alırsın yarayabilir ama yani şişkinliğini çözecek midir? Bence çözmeyecektir. Hani konumuz şişkinlik olduğu için söylüyorum. Ama büyük bir öğün yiyeceksen enzim tablet alabilirsin. Tabii ki yardımcı olacaktır. Demek istediğim bu. Onun için yemeklerden sonraki süreci şey yapmışım. Yani hani buradaki aslında en önemli noktanın bu olduğunu düşünüyorum. Yemeklerden sonraki süreçteki hani birinci öğünü yedin, bir bekliyorsun ya, şişkinlik oluyor mu? Oluyorsa o öğünün içindeki bir şeyleri değiştirerek denemek lazım. Mesela pirinçle tavuk yedin. Oradaki tavuk mu seni rahatsız etti, pirinç mi, onu çözmen lazım. Önce bir mesela balıkla değiştir. Ya da mesela ben yağların içinde mesela Hindistan cevizi yağı ya da işte zeytinyağı yediğim zaman gerçekten midemde yanma oluyor. Yani bu bir bence sinyal. Diyor ki vücudun, bu sana çok verimli değil. O yüzden mesela ben şu an meknat oil, badem ezmesi, bunları kullandığımda hiçbir problem olmuyor. O yüzden yemekten sonraki süreci takip edin. Evet, 14. Sağlıklı. Ne yazmışım? Mesela bir sürü sağlıklı yiyecek var. Ama bu senin için yararlı mı? Yani sağlıklı olabilir ama senin için iyi mi? Şimdi sağlıklı bir besin, evet. Ama sen yediğin zaman sende şişkinlik yapabilir. O yüzden her sağlıklı besin senin için iyi olmayabilir. O yüzden mesela yeşillikleri bile seçerken hani dikkat edin, yani hani içerisinde size şişkinlik yapabilecek, mesela şişkinlik yapabileceklerden birkaç tane örnek verecek olsam, karnabahar, brokoli, fasulye ve türevleri, bunlar mesela. Evet, sağlıklı besinler mi? Evet, ama yediğin zaman şişkinlik yaşıyorsan bunu zorla yemek zorunda değilsin. 15 sağlık kontrolleri. Bu zaten aslında en başta yapılacak şey. Doktora gideceksiniz arkadaşlar. Doktor midende yara var mı vesaire bakacak. Ona göre kontrolleri verecek. Ama benim demek istediğim şu. Ben bu problemden çok fazla yol denedim arkadaşlar. Psikolojik ilaçlar kullandım bağırsak florem için. Bu doktor verdiği için psikoloji ilacı kullandım. Enzim tabletleri denedim. Probiyotin her çeşidini denedim. Bir sürü çeşitli beslenme protokolü denedim. Her şeyi yaptım. Benim tek bir amacım var. İnanın size yardımcı olmak. Sorunları olanın sorunlarını çözmek yani. Ben bu yüzden arkadaşlar çok farklı yabancı koçla bile çalıştım. Sırf mide problemi çözebilmek için. Çünkü bu işten benim çok gerçekten başım ağrıdı. Ve şükürler olsun ki artık aştım yani. Öyle bir problemim yok. Ve en sona da en büyük maddeyi bırakıyorum. Psikoloji. Diyeceksiniz ki ya evet hocam, ya bu işin bir ilaçla çözümü olmalı. Ben de hep böyle düşünüyordum. Bir ilaç kullanacağım ve o ilaç beni çözecek. Değil. Şimdi öyle bir şey ki doktor bana en son, İngiltere'deki doktor bana en son Lustral vermişti, Cetralin. Bunu bağırsağım için verdi. Herhangi bir psikolojik problemim olduğu için değil. Ama artık ben sabah uyandığımdan gece uyuyana kadar tek düşündüğüm midemde gaz olacak mı? Mami, ne kadar kötüydün hatırlıyor musun? Ne kadar kötüydüm. Dışarı bile çıkamıyordun. Dışarı çıkmak isteyip istemiyorsun çünkü dışarı çıktığın zaman şişkinlik... Arkadaşlar çok kötü bir şey. Artık doktor hani şimdi bu da kullanılan bir yöntem. Hani Lustral vesaire gibi psikiyatri ilaçlarının bağırsağını yatıştırması için. Çünkü %90 o şey neydi? Anksiyete ilaçları, evet, anksiyete aslında ilaçları. Bunlar. Aslında evet, yani bağırsak florandaki ne hormonuydu? Serotonin. Çoğu bağırsakta olduğu için aslında onu artırarak hani senin daha onu düşünmemeye. Başka bir şey düşünmeni evet. Sağlıyor. Bunu da kullandım. Arkadaşlar bunların da yan etkileri var. Ama buradaki kilit nokta şu. Yani ne kadar çok düşünürsen ve ne kadar çok kafanı buna yorarsan bu işin içinden çıkamazsın. Sabah, akşam öyle sürekli bunu düşünürsün. Ve üstünde bir stres yükü varsa, mesela bilirsiniz zaten insanlar söyler, mesela stres anında karnı ağrır falan. Yani illa bir şey
bir gıda yiyip de karnının ağrımasına gerek yok. Stres de insanı bu hale getirebilir. O yüzden bence en önemlisi önce besinleri düzenleyeceksin. Sonra birkaç takviye ekleyeceksin. Problemine göre. Şimdi ishal olan bir adam gidip makrogol alırsa daha kötü olur. Hani hedefine göre hareket etmen lazım. İyi bir destek alman lazım. Ya bu konudan müzdarip olmuş ve bunu aşmış birinden. Ben bu konuda iyi olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Yalan yok. Ben bu konu için çok fazla para harcadım. Çok fazla doktora gittim. Koçlara para verdim. Yalan yok yani. Ben bunu aşmak için bir sürü yol denedim. Bir sürü ürüne para verdim. O yüzden bu konuda kendime güveniyorum. Ama ilk etapta doktora gidin. Tabii ki doktor çözsün. Bu doktorluk bir iş yani. Benim zaten eşimin ablası da doktor. Yasemin bu konularda çok hassastır mesela. Doktorlara hiç laf söylettirmez. Çünkü doktorlar buraya gelene kadar ne kadar eğitim aldığını ve onların işi olduğunu. Ama benim ne kadar bu konuyla ilgili destek aldığımı da bilir. Ki bu konuda bana Neslihan abla da destek olduğu için. Aydın abi, Neslihan abla Gazi Hastanesi'nde doktor arkadaşlarıyla destek oldu. Hani bunu aşmamız için. İlk etap tabii ki doktor. Ben sadece sporcu arkadaşlarım, hani böyle beslenen insanların nasıl bu problemleri aşabileceğini birkaç başlık altında. Hani keşke bir tek bir yolu olsa desem ki şu tableti için çözülecek değil. O yüzden... Ama bir de o süreçte o çaresizlik anında çok evet. fazla ilaca da boğuluyorsun. Evet, bu sefer şimdi... her sorunun çıktığı zaman yeni bir ilaç kullanıyorsun. Gün sonunda 15 tablet falan evet. içiyorsun. Bu sefer diyorsun ki o, dur. Bu sefer o seni daha kötü yapıyor. Evet. O daha kötü yaptıkça psikolojin bozuluyor. Böyle bir döngü evet, yani bu hastalık. Evet, ne oluyor? Bak şimdi şişkinlik yaşıyorsun diyorsun ki işte bir tane pankreofilat içeyim ya da işte bir metrospazm içeyim. İşte sabah uyanıyorsun lustral içiyorsun. İşte ondan sonra gün içinde makrogol içiyorsun. İşte enzim tablet içiyorsun falan derken o bunalımda sürekli bir şeylerin seni çözmesine, o gazın şişkinliğinin gitmesi böyle olmuyor. Ya ben artık sadece bunu düşünüyordum. Yani beynim sadece şişkinliğimden gelen rahatsızlığı düşünüyordu. İnanın iki tane yarışma yaptım. Son yarışma mide problemi. Nasıl yaptık ama? Evet. Çok zordu. Yani bu zaten %100 gerçek Muhammed Kodolay gösteremediğimi ben de biliyorum. O yüzden bu hazırlığım çok farklı derken aslında bunu demek istiyorum. Çünkü ilk iki hazırlığımda midemle ilgili problem yaşadım. Son hazırlığım da artık berbat olmuştu yani. Hani bunu aşmak zorundaydım. İyileşmek zorundaydım. Bu konuda Neslihan abla, Aydın abi bana çok büyük destek oldular doktor olarak. Onun haricinde ben bu arada arkadaşlar bir tane bile mide ilacı kullanmıyorum. Gaz çözücü, spazm çözücü, ondan sonra enzim tablet, probiyotik, hiçbir şey kullanmıyorum. Bu arada hani psikiyatri, işte lusta falan, hiçbir şey kullanmıyorum. Ve hayatımda arkadaşlar ilk defa yarışmadan sonraki süreçten sonra artık hiç karnımı düşünmüyorum. Çünkü genel hatlarıyla artık ne yemem gerektiğini biliyorum. Yani ne yediğim zaman kötü olacağımı biliyorum. Onu bile bile yiyorum. Yani hani şunu yersem kötü olacağımı biliyorum ve onu yersem kötü oluyorum. Bu kadar açık. Ve artık hani o şişkinlik durumunu düşünmüyorum. Aklıma gelmiyor. Çünkü bir ilaçla bunu çözmeme gerek yok. Bunun bir yolu var. Belli besinler bana çok iyi geliyor. Ben bunları yemek zorundayım. Bunları yiyorum ve kendimi iyi hissediyorum. Ve bir ilaçla şişkinliğim olduğunda bunu bir ilaçla çözmeye çalışmıyorum. Ve düzenli olarak bağırsak alışkanlığını düzenli hale getiriyorsun. Genel hatlarıyla bu şekilde. Ama dediğim gibi bir destek almak bu konuda gerçekten önemli. Çünkü böyle basitçe çözülebilecek bir şey değil. Ben bunu anlatırken belki 2-3 yılım falan gitti. Yani hani buraya gelene kadar gerçekten çok uzun zaman geçirdim. Neler kullanmadım ya? Kömür tabletler falan var ya arkadaşlar. Nane yağı tabletleri falan. Ya arkadaşlar aklınıza gelebilecek her parayı verdim. Yani Yasemin hatta diyordum. Yani Yasemin 100 milyar mı? Vereyim şu hastalık yarın geçecekse vereyim ya. Vereyim şu 100 milyarı yarın geçsin diye. Gerçekten hayatından keyif alamayacağım bir süreç geliyor.